Selamünaleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk Seç Vakfı'yla Kur'an Yolunda programıyla tekrar sizlerleyiz. Bize ayrılan sürenin başına geldik. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Stüdyomuzda çok değerli bir isim var. Muhammed Nurullah Dindar hocamız. Efendim, malumunuz uzun zamandır hem gerek sizle, diğer hocalarımız ve gelen abilerimizle beraber İlk Seç'e bağlı yapımı devam eden yeni, evet, muazzam bir yer var. Bir akademi yapılıyor. Küçükçekmece'de 800 öğrenci kapasiteli. Dilerseniz onunla başlayalım mı? Ne durumdadır şu ana kadar, tabii, neler olabilir yapıldı diye. Sonra devam edelim inşallah. Olabilir. En sonunda sizi tanırız ve uğurlamış oluruz. Tabii. Bugün de öyle yapalım, bir değişiklik olsun. Bir ara dinleyicilerimizi, daha doğrusu seyircilerimizi de tanısak diyeceğim ama... Değil mi? Şöyle bu da ayrı bir fasıl olur. Ne olur ki mesela her programda bir tane seyircimizi alsak buraya, onunla konuşsak desek belki ki... Belki ilerleyen dönemlerde yönetmenimize söyleyelim, böyle bir şeyler niye olabilir. Olmasın ki veya böyle onların bir şey yani. Band kayıtları olabilir mesela. Tabii. Onların düşüncelerini, dileklerini alırız en azından. Biraz daha zaten alınıyor bir takım anketlerle, şunlarla, bunlarla ama zaten o anketlerin efendim içinden çıkanlarla bugün o bahsettiğimiz küçük çekmece meselesi, oradaki yapılan külliye ile alakalı... Tabii külliye diyoruz. Yani bütün bir nesi var? Yoksa Arapça ifadeyle külliye bir üniversite anlamında. Bunun tabii öyle bir tarafı yok. Bu müteşekkil tabii, değil mi? Yani, birçok yani, alanı var. İşin içinde düğün salonlarıydı, konferans salonlarıydı. Ondan sonra işte normal yüzüne hafızlık, Arapça bölümleri, birimleri. Evet. İlahiyatın işte Arapça bölümlerindeyken diyelim delikanlılar, ilahiyatı ne yapıyorlar? Dışarıdan okumak suretiyle, açık öğretim şeklinde bitirmiş oluyorlar. İşte onlar için hazırlanan bir yer. Bu da yine anketlerden çıkan, zaman zaman insanların diyelim ki Ali Ulu Uzunlar Hoca Efendi ile veya onun şemsiyesi, tabirimi hoş görün inşallah yanlış bir şey söylemem, altında çalışan, beraber oldukları hizmet arkadaşlarıyla karşılaşıldığında Müslümanların yahu biraz daha bu işi büyütsek, biraz daha şöyle olsa böyle olsa ile beraber netice buraya geldi. Yani sözlü olarak teşvik ciddi bir anlam kazandı ve buraya kadar geldi. Yani artık, hep şu deniyordu hocam galiba, yetmiyor değil mi? Bir yetmiyor. Türlü yetmiyor. Neden bu kapasiteyi arttırmıyorsunuz? Aynen öyle. Yani ne vardı? Evet. İşte 700-800 kişi mesela başvuruyor. Topu topu alacağınız yer 120 kişilik, kapasitelik bir yer, yataklı bir yer. Ve işte belki bir 70-80 kişi daha farklı bir bölüm olarak, birim olarak, malum bir 4. sınıf mezunlarının alımı söz konusu. Bir de 8. sınıf bittikten sonra gelen delikanlıların aynı şekilde alımları söz konusu. Tabii kızlarımıza hiç el atılmadı. Yani biz atamadık. Biz el atamadık. İnşallah ilerleyen zamanlarda, dönemlerde o da nasip olur. Evet. Şimdi yani, hocam bu arada sizler konuşurken arkadaşlarımız bir taraftan görüntüleri veriyorlar orasıyla alakalı. Şimdi belki ilk defa programımızı takip edenler vardır. Bu şu an konuştuğumuz Küçükçekmece'deki yerde binamızı görüyorlar ama o binanın içinde hangi eğitimler verilecek? Onlardan da biraz bahsedelim mi bu görüntüler ışığında? Tabii binamız çok kısa bir şeyle beraber 5000 metrekare, 5 dönüm arazi, yani küsuratı da var tabii, dönüm arazi üzerinde 22.500 metrekare kapalı alan olarak düşünüldü ve bu halde yapıldı. Tabii kabası malum olduğu üzere hani kargas diyoruz. Kabası bitti, dış cephesi giydirildi, artık yavaş yavaş içine girildi. Bir takım ince işçiliklerine başlandı. İmar edilecek ama asıl imar dediğiniz tarafı, o da ne? İçerisinin gerçekten işte eğitimleriyle, hocalarıyla, öğrencileriyle, hayırseverleriyle buluştuğu, birleştiği, yek vücut olduğu, bir yumruk olduğu. Mamur olmak mı derler ona, değil mi? İşte asıl mamur olmak bu. Anadolu'da şenlemek derler bir evi. Yani evi şenledin mi? Evi şenledin mi ifadesinin karşılığı eve işte ben girdim, evi yaptık ettik perdesiydi, perdesi tülü mobilyasıyla değil. Perdesi tülü takıldı mı? Evet. Şimdi biz perdesi tülü takılana kadar inşallah hep beraberiz. Ondan sonra da yine hep beraber olacağız tabii. Evet. Peki bu arada bu perdesi tülü takıldıktan itibaren işte ne olacak? Bir, yüzün eğitimleri aynen orada hız kesmeden devam edecek. İki, hafızlık eğitimi devam edecek. Arapça eğitimi devam edecek. Ve bu delikanlıların Allah nasip ederse akademik olarak diyelim işte lise olsun, üniversite olsun, hangisi hangi bölümü, birimi istiyorsa, hangi branşta ilerlemek istiyorsa onun elinden tutulup onunla beraber yürünecek. Ve mümkün mertebe
bu delikanlıların İslam'a hizmet etmeleri noktasında teşvikler, efendim targipler, onlar o tarafa hadi bakalım arkadaşlar diyerek hem ellerinden hem yüreklerinden tutmak ile diyelim biz bunları gerçekleştireceğiz. Zamanından beri Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesinin gönlünden tuttu. Sahabe aynı şekilde bir sonraki devrin gönlünden tuttu. Elden de gönülden de tabii tutmakla bu işler gerçekleşiyor. Sonuç itibariyle bizden önceki nesil bizi tuttu. Biz de bizden sonrakileri eğer bu şekilde tutup da götürebilirsek, bir adım daha ilerletebilirsek, biz nefsi efendim ilerletmek derken, düşünürken İslam'ı, dini ilerletmekle alakalı biz bunu çalışıyoruz. Malum. Yoksa bizim omuzlarımızda İslam yükselirse yükselir. Biz İslam'ın omuzlarına basıp da yükselmeye kalkarsak işte o gün aslında alçaldığımız vakittir. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Eyvallah. Hocam şimdi bu yapımı hala devam ediyor. İnci işçilik var dediniz. Belki de bir binanın en zor işi kabasının bittikten sonra içiyle uğraşmak, onu biliyoruz. Şimdi burada yardımların olduğunu, hatta yardım çağrılarını yaptık biliyoruz. Bu da zaten az önce bahsettiniz, bizim üzerimizdeki bir sorumluluk bu. Yani hepimizin üzerinde bir sorumluluk. Evet. Dolayısıyla burada bu sadakayı cariye konusunu da böyle az bir konuşabilsek nasıl olur? Şimdi çünkü burada çok önemli bir şey var. Hafızlar okuyacak, yüzüne okunacak, Arapça, yani İslam'la ilgili bir nefer olması icap ediyor. Bununla ilgili de tabii hayrın olduğu yerlerde yardımın da olması gerekiyor. Hayır işinin olduğu yerde. Nasıl yapmalıyız? Aynen öyle. Şöyle canlı bir örnek vereyim mi İbrahim Bey? Buyurun. Ben derken ismiyle müsemma olan kişi, Nurullah Dindar. Şunu seyircilerimiz, dinleyenlerimiz hiç unutmasınlar. Nurullah Dindar, ismi ne olursa olsun, Ahmet olabilir, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma falan önemli değil. Ben bir sadakayı cariyeyim. Aslında bu cümle bile yeter bize. Ben bir sadakayı cariyeyim. Ne demektir bu? Yani Nurullah Dindar şimdi işte falanca 40 yaşına gelmiş bir vatandaştan bahsediyoruz. 40 yaşına gelip de İbrahim Bey'le oturup Lale Gül TV'nin veya işte radyonun falan medyaların artık neyse oturup karşısında konuşan kişi bir anda mı böyle oldu? Yani 40 yaşına gelinceye kadar o arada geçen süreçte ne türlü aşamalar yaşandı? Herkes gibi, bütün benim dönemimde yaşayan akranlarım gibi ben de ilkokulu bitirdim. Arkasından işte dışarıdan bitirdik diğer okulları. Efendim hafızlığımızı yaptık. Hafızı yaparken pekala ben neyi kullandım? Hangi imkanları kullandım ben? Bu imkanları ben kim babamın sağladı? İmkanlarını kullanmadım. Evet. Ben yine ümmeti Muhammed'in cami efendim kapılarında cuma günleri toplanan, teravihlerden sonra toplanan paralarla yapılan, inşa edilen bir binada okudum ben. Evet. Ve oralarda toplanan paralardan ben yemek yedim. Ve kim bilir benim gırtlağımdan aşağı hangi Ahmet dedenin, Allah rahmet eylesin, hangi Hüseyin amcanın efendim kuruşu geçtiği bilemem. Ama şu bir gerçek, onların yaptığı yatırımlar, bugün ben burada konuşuyorum, benden sonraki nesiller için burada bir şeyler üretme gayretindeyiz. Onlara bile tevarüs eden, onlardan bile kendisine icabında aksedip gelecek olan, intikal edecek olan bir takım sevaplar. İşte bu sadaka-i cariye. Eyvallah. Nurullah Dindar bir sadaka-i cariye. Misal, Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendi bir sadaka-i cariye. Misal, efendim yine arkadaşlarımızdan diyelim bu işlerle uğraşan, koşuşturan Kemal Eftal Kabaoğlu Hoca Efendi bir sadaka-i cariye. Furkan Yıldız Hoca Efendi bir sadaka-i cariye. Buraya gelen arkadaşları görüyor seyircilerimiz, dinleyenlerimiz dinliyorlar. Hayra vesile olan diye başlar ve devam eder ya. Aynen öyle. Veya bir insanı kurtaran, bütün dünya kurtarmış gibi sevap alacağı gibi. Bir kıvılcım değil mi? Bir meşale bu karanlıkta. Diyorum ki ya Rabbi, böyle ara ara aklıma geliyor. Diyorum ya Rabbi, bende emeği olan kim varsa duasıyla, teşvik ya, sadece bir teşvik sözüyle, hadi oğlum demiş veya başımı okşamış. O süreçte beni desteklemiş, beni gayrete getirmiş. Tam oturup ağlarken bir küçük Nurullah, oturup ağlarken gelmiş birisi, ne oldu evladım deyip icabında iki kuruş. Hani yarım elma, maddi gönül manevi. Maddi manevi. Kim yaptıysa ya Rabbi diyorum ahirette bu adamlarla beni karşılaştır. Eyvallah. Onları bir göreyim, onların elini bir öpeyim. Çünkü onlar büyük insanlar. Onlar yaptıkları bu hizmetleri İslam için yaptılar. Belki de hiç tanımadıkları bir Nurullah'a, bir Ahmet'e, bir Mehmet'e gitti verdikleri paralar. Veya yaptığı dualar aynı şekilde kim olduğu belli olmayan birilerine gitti. Hiç tanımadılar bile. Ve bugün gelinen nokta, dini mübini İslam'ın payidar olması için çalışan bir ekip, bir kişi, artık bir namzet, bir aday, bir söz, bir ifade, bir gülüş,
Hepsi, bunların hepsi Allah katında bir değeri var. Bu kesinlikle böyle. Hocam insanoğluyuz hepimiz, malumunuz, unutuyoruz bir şeyi. Sizin bana yaptığınız bir iyiliği belli bir zamandan sonra unuttuğum ve sizin de ya İbrahim, yani demeseniz bile içinizden ya ben bu İbrahim'e bu kadar iyilik yaptım zamanında ama diye aklınızdan geçirirsiniz. Çünkü ben unutabilirim ama Allah Azze ve Celle ne unutur? Haşa, münezzehtir. Evet. Bütün yapılanlar o küçücük şeylerde, kötülüklerde nasıl karşılık görüyor? Bu küçük gibi görünen iyiliklerde karşılığını bulacak hocam. Evet. Ben şunu düşünüyorum siz bunu söylerken aklıma gelen. Şimdi küçük çekmecedeki bu külliye birinin bir sözüyle başladı değil mi? Hı-hı. Biri dedi ki, ya böyle bir yer yapsanız dedi. Yer yetmiyor dedi. Bu kadar. Şu ifade bile Allah katına çıkacak piyasaya. Evet. Hayır sizin olmayasıcı o kurslar kapansa diyen dediğiniz gibi. Nasıl şunların bir tipine bak, şunların okuluna bak. Maalesef Allah onlara da hidayet etsin. Onlar da kardeşlerimiz, olayın farkında değiller. O da bir karşılık alacak, bu da bir karşılık alacak. Şimdi benim olmam gereken yer neresi bir Müslüman olarak? Elbette ki ben iman edip salih amel işleyenler grubunda cenneti isteyenler derim abi. Evet. Yani bunun içinde ne yapmam lazım benim? Elimden geldiği kadar ismi bugün İlk Seç Vakfı olur veya olmayabilir. Başka başka vakıflar, dernekler, Kur'an evet. hizmetinde olan birilerinin elinden tutmak bizim boynumuzun borcu. Vesselam. Mesele bundan ibaret. Sadaka-i cariye eşittir bir öğrenci. Sadaka-i cariye sadece bir elbette ki hastanedir, yol yapımıdır, çeşmedir, okuldur, herhangi bir kamu kurum binasıdır. Yani bunlarla alakalı bunların hepsi sadaka-i cariye. Ama bir Müslüman için hasaten ve hasaten olması gereken sadaka-i cariye bu anlamda Kur'an'ı desteklemek için yapılmış olan çalışmaların tamamıdır. Eyvallah. Hocam bu çalışmalarda tabii menbaada hafızlıktan geliyor bildiğim kadarıyla. Yani ilk seçin 100 kişiye sorsanız ilk insan aklına geleni hafızlık çalışmaları diyor. Şimdi burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı ezberleyenlerdir. Ve hemen bu Taberani'de geçiyor, Heysemi'de geçen çocuğunu hafız yapan kimseyi de Cenab-ı Hak kıyamet gününde ayın 14'ü gibi parlak bir surette diriltir diyor. Burada müthiş bir aslında ibret var hepimiz için. Anne babalara ne söyleyebilirsiniz bu hadis ışığında? Bu hadis ışığında biz öğreniyoruz ki demek ki hafızın değeri, kıymeti çok farklı bir yerde. Yani aklıma şöyle bir misal geliyor. Me'mun döneminde, Halife Me'mun döneminde olsa gerek kitaplarda geçer bu hikaye, bir kıssa diyelim. Hikaye derken kesikbaş hikayesi evet, değil yani evet. olan bir şey, tarihi bir vakıa. Döneminde biri çıkıp geliyor. Gayrimüslim olan birisi. Bir Müslümanların olduğu bir grubu geliyor. Diyorlar ki ona Müslüman ol. O da ben olmam diyor ve çıkıp onların meclisinden ayrılıyor. Hafızlığa vurgu yapacağız. Çok önemli burası. Aradan bir yıl sonra geliyor. Ben Müslüman oldum diyor. Normalde meclisten öyle bir niyetle gitmemişti adam. Fakat evet. Müslüman oldum. Peki nasıl oldu da bu iş oldu? Diyor ki, o zamanlar dikkat edin. Baskı yok, matbaa yok, yazmak yok, çizmek yok. Düzgün bir seri basım yapılacak şimdiki gibi fotokopiler, şunlar bunlar yok var. Öyle bir şey. Diyor ki, 3 tane İncil yazdım. Ben bunu yazdıktan sonra götürdüm, işte kiliseye götürdüm. Dedim ki alın bunları. Zaten adamlar öyle bir şey yazsınlar diye birileri bekliyorlar. Hemen kaptılar, parayı verdiler, aldılar. Efendim arkasından Tevrat yazdım. Onu da götürdüm aynı şekilde din adamlarına. Onlar da baktılar, hemen aldılar. Hiç beklemeden, çünkü dedik ya hiç baskı yok. Nerede bulacaksın? Şimdiki gibi öyle hemen raflardan indir 50 tane, 100 tane, 1000 tane kitap. Müslümanlar için de diyor aynı şekilde din adamlarına götürmek üzere 3 tane Kur'an-ı Kerim yazdım. Götürdüm onları alacak olan kişilere. Aldılar ellerine Kur'an-ı Kerim'i, şöyle bir baktılar, çevirdiler. Dediler ki al bu senin olsun. Fark ettiler. Ben diyor her birisinde noksanlar yapmıştım, eksikler yapmıştım, fazlalıklar koymuştum. Baktım ki diyor bu Kur'an-ı Kerim haktır, hakikattir. Diğerleri diyor o benim yaptığım oyunu yediler fakat bunlar yemediler. Yemedi. Demek ki diyor bu ancak hafızlıkla, yani bu müessesenin ne kadar kıymetli olduğuyla alakalı bir dava, bir kıssa burası. Aynen. Cenab-ı Hak yani hafızlarımıza destek olanlara destek olsun. Amin. Olmayanlara amin. Destek olmayı nasip etsin. Amin. Cenab-ı Hak çıkmış olduğumuz yolları, izleri hepsini hayra tebdil eylesin. Amin yani, hocam. Allah razı olsun. Kısacası mesele bu. Çok verimli bir program oldu. Kendinizden örnek vermeniz de güzel oldu. Şekil A1 diye böyle bazen tahtaya yazarız ya. Onun gibi Şekil A1 oldu. Allah razı olsun. Maşallah, barakallah diyelim. Hocam şimdi programımızın nihayetindeyiz.
Malumunuz ilk seç dendiği zaman akla hafızlık, hafızlık dendiği zaman kerim olan kitabımız geliyor. O kitabımızdan bir aşırla inşallah bugün sizin güzel sesinizden dinleyelim, veda edelim deriz. Ben programı kapatayım inşallah sonra. Ben şimdi okuyacağım. Eûzü'den sadakallâhul azîme kadar. Evet. Benden alacaklar, alacak. Toprakta kim bilir o bahsettiğimiz Hüseyin amca alacak yani. Az önce verdiğiniz örnekte olduğu gibi. Hatta bir şey daha. Evet. Şu anda dinleyecek olan kardeşlerimizin dinleme sevaplarından çıkacak olanlardan da alacak beyefendi. Evet. Kâr üstüne kâr. Nurul alâ nur derler ya hocam. Eyvallah. Muhammed Nurullah Dindar hocamız bizlerdeydi. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık kendisinin. İlk Seç Vakfı'nın kıraat ilimleri müderrisiydi. Haftaya aynı saatte buluşmak ümidiyle hepinizi en emin olan Allah-u Teala'ya emanet ederiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر صدق الله العظيم.